Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Vişne konservesi tarifimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Yapımı oldukça zevkli. Farklı meyve ve sebzeler kullanarak da yapabilirsiniz. 2 kilo vişne kullandım ben. 2 litrelik de sterilize edilmiş cam kavanoz. İlk yapmamız gereken şey vişnenin çekirdeklerini ve saplarını temizlemek. Vişne çekirdeği nasıl temizlenir? Üstteki linki ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Vişnelerin çekirdeklerini ayıkladıktan sonra yıkayıp süzelim. Süzülen vişneleri sterilize edilmiş olan kavanozlara dolduralım. Yalnız ezmeden dikkatli bir şekilde koyalım. Konserve yaparken dikkat etmemiz gereken şey konservemizi kaynatacağımız tencerenin büyüklüğü. Konservelerin sterilize olması için kaynatırken kaynayan suyun kavanozun 4-5 parmak üzerinde olması gerekiyor. Eğer büyük tencereniz yoksa konserve için 2-3 litrelik kaplar değil de 1 litrelik kavanozlar seçmenizi öneririm. Kavanozumuz doldu arkadaşlar. Hemen şurubunu hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su koyalım. Ocağa oturttuktan sonra şeker eriyene kadar çırpma teliyle karıştıralım. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra altını kapatalım. Şurubumuz hazır arkadaşlar. Sıcakken döküyoruz. Hemen burada bir ayrıntı size vereyim arkadaşlar. Kavanozumuzun ağzında 2 parmak boşluk kalacak şekilde şurubu döküyoruz. Hemen sıcaklığıyla beraber kapağını kapatalım. Tekrardan size göstermek istiyorum. Kavanozlara temizlemiş olduğumuz vişneleri yerleştirelim. Elma, armut, ayva gibi sert meyveler için arkadaşlar, yıkayıp temizledikten sonra meyveleri şekerli şurup içerisinde kaynatıp sıcakken kavanozlara aktarmanızı öneririm sizlere. Vişneleri kavanozlara yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz sıcak şurubu üzerlerine dökelim. Kavanozumuzun ağzında 2 parmak boşluk kalacak şekilde döküyoruz. Hemen sıcaklığıyla kapaklarını kapatalım. Tencereye su koyalım. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine temiz bir mutfak havlusu bırakalım. Mutfak havlusu kullanmamın nedeni kavanozların tencerenin altında yanan ateşle direkt temas halinde bulunmaması. Çünkü direkt temas ederse kavanozların çatlama ihtimali var. Yarım saat kaynatalım. Kaynadıktan hemen sonra tencereden almıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra tencereden alalım ve temiz bir bezin üzerine yan yatıralım. Yan yatırmamızın nedeni kapağının sızıntı yapıp yapmadığını kontrol etmek için arkadaşlar. Kapağını kontrol edin arkadaşlar. Eğer kapağı vurduğunuzda ses geliyorsa hava almış demektir. Bir gece ters bir şekilde beklettikten sonra karanlık bir yerde kış için saklanmaya artık hazır. Kışın konservenizi açtığınızda damak zevkinize göre su ilave ederek servis yapabilirsiniz. İçindeki vişneleri yiyebileceğiniz gibi pasta ve tatlarınızda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.